Bir paketimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Yeezy kutusu 700 DJ Khaled. Arkadaşlar Yeezy 700 V3 Azrael ayakkabısı şu anda elimizde. Hadi bunu güzel şekilde açalım. Gönderim kargo bence oldukça güzel. Normal gerçek kutusuyla göndermişler. Sabırsızım açıkçası. Biraz önce açmak istiyorum. Bir bıçak alıp hemen geliyorum. Şu an. Artık mektup açacağından almamız lazım bence ya. Ha? Ne dersin? Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey var ya, böyle mektup açacağı gibi, kargo açacağı. Paket açmak için. İnce bir bıçak gibi. Bilmiyorum. Onun yerine veya bu meyve bıçaklarıyla da idare edebiliriz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bunu gönderen adres bana ayakkabı.tr adresi. Daha önceden de hatırlarsanız Air Jordan 11 ve Jordan 1 almıştım Travis Scott koleksiyonundan. Yine aynı adres. En azından güvenilir. Hani sipariş verdiğim zaman gelecek, geri iade etmek istediğim zaman karşımda birini bulabileceğimi düşündüğüm bir adres. Bu da yine Instagram'dan gelen sipariş olmuş oldu. Kiminiz seviyor, kiminiz sevmiyor. Artık sevmiyorsanız kapatıp farklı videoya geçebilirsiniz. Sevenler için ise uygun fiyatlı Instagram'dan kaliteli alışveriş, güvenilir alışveriş nasıl yapılır, nereden yapılır sorusunun bir nevi cevabı olacak şekilde. Aynı zamanda arkadaşlar bu adresinde şu anda Kadıköy'de mağazası da açıldı. Hani gidip mağazadan, eğer İstanbul'daysanız gidip mağazadan bakabilir, ayağınıza deneyebilir, görebilirsiniz. Ayakkabıların kalitelerine bakabilirsiniz. Mağazasının olması da tabii ki güvenilirliği arttırıyor. Ben de şu anda sizlere bu adresten almış olduğum bir ayakkabıyı açıyorum. Ha, benim de merak ettiğim bir Yeezy ayakkabısı. Tabii ki fiyatlarından da anlayacağınız üzere direkt %100 orijinal değil. Piyasadaki en kaliteli ayakkabılardan diyebilirim. Ve şimdi de kutusunu açalım istiyorum. Şöyle yavaş yavaş açıyorum. Oh yeah! Oh yeah! Yeezy! Vay! Nasıl sence? Çok ilginç bir tasarım. Hani ayakkabının kendisi... Küçük gibi geldi bana. Ayakkabının kendisi ilginç. Ben çok küçük olacağını düşünmüyorum. Biraz daha bunların tipleri çok farklı oluyor. Şöyle göstereyim. Çok garip geldi şu anda ya, elde görünce. Hypebeast ayakkabısı diyebiliriz. Kimileri bunu çok seviyor, kimileri bu ne böyle diyebilir. Ben de şu anda bir garip oldum. Şuraları böyle krem sararmış renkte gibi. Aynı şekilde burası da öyle ama bunun özelliği o olmuş olabilir. Tabii bunun rengi öyleydi. Genelde renkleri bir değişik, farklı oluyor ya. Çok ilginç, uzaydan gelmiş bir tasarım. Biliyorsunuz Kanye West zaten hep absürt tasarımlar yapıyor. Farklılık olarak burada arkadaşlar yastıklama boost yok. Daha farklı bir yastıklama var. Zaten biraz daha uygun bir model olarak piyasaya da çıktı. Bağcıklar, bağcıkların dışında da pek bir şey yok zaten tasarımda, baksana. Değişik. Ön kısımda kalın bir plastik katman parmaklarınızı koruyor. Şöyle bir iskeletvari, adeta kemik rengi değil mi? Evet. İskeletvari bir çeper diyeyim. Tüm ayakkabının çevresinde. Tasarım olarak ne diyorsun sen? Hani beğendin mi? Değişik. Değişik diyebiliriz, evet. Yani diğer Yeezy'ler daha güzel. Yeezy, onlara çok alıştık. Onlar da ilk çıktığında bir tuhaftı ama. Evet. Yani yıllar yıllar önce çıktı. Bu ne dedik ya, bu ne saçma sapan bir şey dedik. Ama şu an mesela ben de onları çok beğeniyorum. Hani her rengi bende olsa olsun diyorum. Hani o kadar hoşuma gidiyor. Bu ayakkabının da rahatlığı nasıl? Muhtemelen güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Kalın ve büyük bir şey basıyorsun. Onun dışında tabanı oldukça farklı diyebiliriz. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar maviliklerde bunun yastıklaması oldukça yumuşak bir tabaka var. Elinizde direkt hissedebiliyorsunuz ne kadar hani yumuşak olduğunu. İç kısmında fileli tasarım ayaklarınızın nefes almasına yardımcı olacak. Tabii katmanı şöyle baktığım zaman çok da nefes almasına yardımcı olacakmış gibi de gelmiyor şu anda. Çünkü birkaç kat, yani iki katman var üst üste. Değişik, ilginç bir tasarım yahu. Değil mi? İsmi de Azrael. Hani Azrail gibi. Yani muhtemelen onun İngilizce versiyonu da olabilir. Böyle meleklerden isim koymuşlar. Yeezy bu ya. Yani bu fileli kısım hem içte hem de dışta mevcut. Biraz böyle kaba, tombiş duran bir ayakkabı. Değil mi? Kanye hep bunu yapıyor. Üstüne böyle biraz daha bol eşofmanlarınızla güzel gideceğini düşünüyorum. Ben 45 numara aldım. Buçuklu numaralar yoktu. Hani 44 almaktansa 45 alayım dedim. Ona rağmen bile eşim şu anda küçük geldi dedi. Sence küçük gibi mi duruyor? Yani tam da olabilir. Üstünde zebra desenli, iç kısmı biraz böyle zebra desenini andıran bir kumaş var. Oldukça rahat ve yumuşak bir yapıya sahip arkadaşlar. Hani böyle sert sert değil. Sadece şu plastikler hafif bir kuvvet vermiş ama yine çok rahat ve yumuşak duruyor. Gördüğünüz üzere elle rahat büzüşüyor. Dil tasarımı çok ilginç. Yani normal bildiğimiz, evet, dil tasarımı yok. Çıkık. Ya biraz daha böyle one booty upper diyorlar ya. Yani ayağınızı direkt olarak hani içine sokacaksınız ve çıkartacaksınız. Fazla bağlamayla, işte dille uğraşmamanız için yapılmış.
Şurada görmüş olduğunuz kısım arkadaşlar, bakın elim giriyor. Dil tasarım aslında böyle. Yani şuralardan çok ilginç bir tasarım geldi. Bak şuradan parmağımı alttan soktuğum zaman buradan çıkıyor, görüyor musun? İlginç farklı bir tasarım yapmışlar. Böylelikle hani hem ayağınız nefes alabilir. Bezimsi bir ayakkabı zaten. Hani diğer Yeezy'ler de hep öyle. Hani kaliteli güzel materyalleri var. Ayağınızı saracak ama hiç böyle çok sert, sağlam, ayağım acıdı demeyeceksiniz. Oldukça yumuşak. Şimdi şöyle baktıktan sonra daha iyi görüyorum. Şuradaki fireli yapı direkt olarak ayağınıza temas edecek. Yani nefes alma noktasında da yardımcı olur. Ben sanki şu an bayağı rahatmış gibi hissediyorum. Yani ayağıma denemek için de sabırsızlanıyorum. Tabanındaki şuradaki çok sağlam ve sert çıkıntılar adeta performans ayakkabısını andırdı bana. Sert plastikten çıkıntılar var. Ama çivi mi bilmiyorum. Batarsa şuralardan zınk diye girebilir. Dikkatli olun. Saçma sapan yerlerde gezmeyin. Çakır çukurlarda, toprak arazilerde bunlarla gezmeyin. İçine şöyle bakalım. Yeezy, Adidas ve Ortholite yazıları mevcut, ibareleri mevcut. Ben beğendim açıkçası. Sizler de beğendiyseniz dediğim gibi Ayakkabı TR'nin Instagram adresine gidebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakıyorum direkt olarak linkini. Veya Kadıköy'deki mağazalarına da uğrayıp direkt gözlerinize görebilir. Beğenirseniz alıp beğenmezseniz almayabilirsiniz. Daha rahat en azından. İstanbul'da yaşayanlar için böyle bir avantaj söz konusu. Ama diğer şehirlerde yaşayanlar bu videoyu görüp idare etmek zorunda. Ayakkabıyı görsel olarak inceledikten sonra, hissettikten sonra, içimize çektikten sonra ayağımıza deneyebiliriz. Asıl ayaktaki his biraz daha yönlendirici ve doğru oluyor. Hemen ayağıma deniyorum arkadaşlar. Size de şöyle diyeyim. Yine. Kuruldu yine hanımefendi. Hayırdır hanımefendi? Top oldu, top. Top. Top oldu. Babasını seviyor izlemek. Hop diye girdi. İyi. Hop biraz ama çok böyle tombiş tombiş gözükmesine hoşuma gitmedi. Biraz şöyle çekeceğim. Güzel oldu ha. Nasıl büyüklüğü, tamam mı? Büyüklüğü ya 44,5 numara benim ayağım biliyorsun. Hafif şuradan büyük oldu. Hani onun dışında bir sıkıntı yok. Belki kalın çorapla giyebilirim. Buçuklu numarası yok muydu? Buçuklu numaralar maalesef. Ya çünkü her numaradan düşünürsen tekrar stok yapmaları gerektiği için daha çok buçuklu numaraları getirtmiyorlar. Hani genel mantık bu oluyor. Bir tık önden büyük sadece. Ama küçük olmasındansa büyük olmasını yeğlerim. Tabanlıktı, işte kalın çoraptı. O şekilde zaten bunu halledebilirsiniz. Nasıl? Değişik. İlginç bir şey değil mi? Uzaydan gelmiş gibi. Evet. Ama arkadaşlar benim bayağı hoşuma gitti. Ayakkabı çok rahat. Özellikle geniş ayaklar için falan da bence güzel olacaktır. Zaten kendisinin görüntüsü de geniş olduğu için. Zıplığını düşünüyorum. Topukta çok güzel bir yastıklama hissi yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı böyle rahat bir köpüğü var. Aynı şekilde ön ayakta da tüm tabanda yastıklama var. Üstü bayağı rahat geldi ya. İçi böyle bayağı pofidik pofidik güzel güzel yastıklarla bezenmiş. Bayağı hoşuma gitti. Tek sıkıntım şu an numara. Yani 44,5 olsa şu an harika gelecek ayağıma. Numara tercihinizde neyse, ayağınız neyse onu alın. Hani eğer 42, 43, 44 falan giyiyorsanız direkt olarak onları rahatça alabilirsiniz. Ama benim gibi ara numara giyiyorsanız orada biraz problem olabilir. Yine yukarı çıkıp biraz daha kalın bir çorapla giyilebilir. Benim bayağı hoşuma gitti. Rahatlığını falan öder. Hani performans olarak da şey güzel. Şey yapsana. Oh yeah. Evet, artık bu koltuğu da buraya aldık. Nasıl? Hoşuma gitti, güzel ya. Güzel. Ara ara ben bunu giyerim arkadaşlar. Biraz daha kalın çorapla giyeceğim. Hatta kalın çorapla direkt getirip giyeyim mi? Değişik, rahat yani. Rahat ve böyle rahat, şey. Relax bir yer. Aynen, casual, yani. Relax dediğin gibi aynen. Aynen öyle. Ayakta görüntüsünü beğendin mi? Yani değişik, bu çocuk ne giymiş izlenimi yaratıyor ama hani sana yakıştı yani. Ayağını ben giydin böyle değil mi? Ya, bu ayakkabı da neymiş? Neymiş? Adidas'ın böyle bir ayakkabısı mı var falan? Yeni çıkan hani modellerden biri. Dile olmaması bana çok ilginç geldi ama rahatlığı da burada. Hani giy çıkar. Ultra Boost modelleri oluyor ya böyle. Şeysiz, laceless olanlar. Onlar gibi böyle giy çıkar oluyor. Çat çat. Tatlı bir şey. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Böylelikle de videoyu sonlandırmış olalım. Çok istiyorsunuz Instagram'dan abi şunu al bunu al. Ben de alabildiğim kadar sizleri fazla sıkmadan, tekrar tekrar aynı içeriğe düşmeden yapmaya çalışıyorum bu işi. Umarım hoşunuza gidiyordur. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Yeni yeni güzel videolar gelecek. Siz hangi ayakkabıların videolarını görmek istersiniz? Aşağıya açıklama kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı dahisi bugünlük out. Dön. Yeah.